Sayın Komutanım, bu Talabani'nin oğlu demiştiniz biraz önce. Sanırım bir düzeltme yapacaksınız. Onu düzeltmem gerekiyor. Özür dilerim, arkadaşlarımız ikaz ettiler beni. Talabani'nin oğlu değil, Kerkük İl Meclis Başkan Vekili, bir akrabası. Akrabası. Zaten onu düzeltmek istedim. Olduğu için herhalde akrabalar tabii, sürekli. Ama oğlunun yaptığı açıklamaları arz etmiştim. Oğlu resmen, biz İngiltere'de yetiştik, İngiliz istihbaratının en fazla bulunduğu yer burasıdır vesaire gibi açıklamalar yapmıştı. Zaten terörist başı Abdullah Öcalan da bununla ilgili yaptığı açıklamalarda ta 20 sene önce, işte 18 sene önce, Talabani kesinlikle İngiltere'nin emrinde bir adamdır dedi. Barzani dedi şunun emri dedi. Sen kimin emrindesin dedim. Ben taşeronum dedi. Öyle dedi. Tabii. Ben taşeronum dedi. Ha, kim bana yönlendirirse. Ama şimdi de dedi devletimin eriyim dedi. Sizin emrinizdeyim dedi. Ya şimdi Abdullah Öcalan öldü diye bir şey atıldı ortaya durup dururken. Bu tür şeyler çok fazla söyleniyor. Yani Abdullah Öcalan da ölecek. Ben de öleceğim. Herkes ölecek. Ama o öldü filan gibi şeyler bence gündem değiştirmeye yönelik uydurmalar. Böyle bir şey olsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu resmen açıklar. Yani değil mi? Tabii. Bunu gizleyecek bir şey yok. Neyini gizleyecek yani? Böyle bir fitne bombası mı atmaya çalışıyorlar sizce? Çalışıyorlar ama pek artık Türk milleti bunu kale almıyor bu tür şeyleri. Ölürse de ölür yani, ne yapalım? Peki fitne bombaları tutar mı komutanım? Yani şimdi bir takım fitne bombaları atılıyor, görüyoruz yani bir şekilde açık. Şimdi isim vermeyelim, magazinleştirmeyelim olayı dediğiniz hemen gibi. Size söyleyeyim. Bakın önümde bir şey var. Udo Ufkote. Udo Ufkote bir Alman gazeteci. Bu Alman gazeteci, duayen bir gazeteci. Bunun bir kitabı var. Satılmış Gazeteciler. İsmi Satılmış Gazeteciler. Bunu bütün yurttaşlarımıza okumalarını öneriyorum. Satılmış gazetecilerden kastımız etki ajanları. Bakın öyle yönlendirmeler var ki. Şimdi televizyon kanallarına çıkıyoruz. Hepimiz çıkıyoruz. Evet. Sağ olsunlar, çağırıyorlar, gidiyoruz. Mutlaka oraya bir iki tane etki ajanı geliyor. Geliyor, evet. Diyor ki ya Amerika'ya bu kadar yüklenmeyelim. Ya da hedef şaşırtmaya çalışıyor. Ya diyorsun ki NATO bu, Amerika bu, yaptıkları bu ortada. Sen bunu görüyor musun? Görüyorum ama diyor. Aması ne? Ama direkt böyle şey yapmayalım filan gibi. Ortamı sulan bu Ergenekon ve Balyoz davalarında had seviyedeydi. İnanılmazdı. Bizi her şeyle suçladılar. Bizim şahsımızın önemi yok. Türk ordusunda Atatürkçü olan gerçek